Şimdi şöyle yapalım. Siyah takım da bu adada bu kavga ile alakalı yorumlar yaptılar. En çok da Dalakan'ın yorumunu merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Atakan'la ayrı bir samimiyeti, yakınlığı var. Siyah takım genel olarak nasıl değerlendirmiş izliyoruz. Takıma hiç saygısı yok. Sadece kendini düşünüyor. Bağırıyor, tamamen kontrolünü kaybediyor. Yusuf da dayanamıyor buna. 3 aydır böyle. Onu sakinleştiriyor. Aman Atakan'ı sakinleştireyim, aman sinirlenmesin. Böyle yapamayız. Tüm takımın psikolojisini bozuyor. Sona geldik. Benim için son bir önceki seferdi. Bir daha ilgilenmem. Hiç de ilgilenmedim zaten. Şimdi Katerina için de son olduğunu duydum. Diğerleri de öyle. Yani onlar da bitti. Bir daha ilgilenmeyiz dediler. I was not telling about you. You're right. I'm angry because of this situation every day. Every new game. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Yeterince konuştum. Ben de yoruldum. Her gün aynı muhabbetleri yapmak değil benim işim. Hepimiz büyük insanlarız. Kendi kararımızla geldik buraya. Herkes de kendi hedefi ve hayali için dayanıyor. Bundan sonra daha fazla bir şey yapamam. Talking so much and after I'm sorry. Again. Every day the same thing. He can't change, Yusuf. He can't change. He never changed. I try really very much. I'm really tired. He's doing. I'm sorry. Guys. No, Yusuf, now, you, Emre, and Emre, please, very concentration. Yeah, concentrate in the game. If you don't want to fight, okay, two loses. We all win, okay? Yeah, we gotta win. Okay. If he don't want help himself, we can't help him. I never talking again. Me too. Never. I can't. He has to fight alone. İnsanı böyle şeyler çok yıpratıyor, anladın mı? Hayvan bağlarını kuruyor. Dost dediğinden böyle bir anda böyle bir şey görmek. Ben bunların kavgasından gerçekten artık bıktım. Barışmalar için her şeyi yapıyorum. Ya şu adada ben millete tesbih, boncuk, incik, tancık yapmayı aşıladım. Sırf insanlara faydalı olmak için sakin olsunlar diye. Daha ne yapabilirim bilmiyorum ya. İnsanoğlu. Çiğ süt demiş abi. Ya bu lafın karşılığını ben bugün gerçekten öğrendim yani. Bu lafın karşılığını gerçekten öğrendim yani. Ben buraya gelmeden önce kendime sordum. Kimsin sen dedim. Önce bunun cevabını vereceğim. Ben bilgiden aklıdan, sevgiden saklıdan medet, sırf faydalı olmak isteyen bir mühitim. Burada da faydalı olmak için geldim ama burada faydalı olmaktan çok insanlar birbirine zararlı oluyor. Bu beni yıkıyor, yıpratıyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin ama gerçekten artık işler kızıştı, tartışmalar büyüdü, kavgalar büyüdü, oyunlara odaklanamıyoruz. Şurada 3 erkeğiz, bizim de içimizde barış olmazsa yıkılır gideriz. Evet. Emre diyor ki adada onlara incik boncuk tancık yapıyor. Tancık ne onu çözemedim ama Emre'nin çok sevimli bir hali var. Bu bana geçiyor. Size şunu sormak istiyorum. Sizce Atakan siyah takımın hani beyaz takımdaki Sabri ismi oldu. Yani şu an sanki Atakan'ı takımda böyle kimse istemiyor, bir yük olarak görüyorlar gibi bir, hele Yunan tarafından da görünce böyle bir hissiyat aldım. Ne diyorsun İhsan? Aşağı yukarı benzer bir durum var. Yani çünkü Sabri'ye de bir yerde yük görmeye başlamışlardı. Daha çok performans anlamında ama. Sabri'ye yani ada yaşantısında Hikmet biraz bahsediyordu. O kadar problemli biri değildi. Yani Sabri'yi biz izledik, gördük. Gördüğümüz kadarıyla Sabri'nin %25'lik performansı göze batıyordu. Devamlı kazanamaması, kaybetmesi falan. Şimdi benzer durum Atakan'da. Son 3 haftanın istatistiğine bakınca ya aşağı yukarı Sabri'ye performansı çıkıyor Atakan'dan. Dolayısıyla bir de üstüne adada devamlı bir problem çıkarması, bazı konuları mevzu etmesi vesairesi olunca da benzer bir durum oluyor yani açıkçası. Evet, yani bu performansla Atakan biraz daha mütevazi kalabilse, hani tamam benim performansım kötü ama arkadaşlar ben sizin yanınızdayım dese, ne bileyim tezahüratlarda destek olsa arkadaşlarına, hiçbir şekilde başka bir mevzu yapmasa, problem çıkarmasa adada, hiç kimse bence Atakan'dan şikayetçi olmazdı. Veya Atakan'ın performansından şikayetçi olmazdı. Çünkü Atakan'ın iyi performanslarını da gördük biz. Evet. Yani Atakan %25'e rağmen şu an %50'nin hala üzerinde mesela. Atakan'ınki bir süreç. Atakan'ınki bir süreç. Onu kendisinin kabullenmesi lazım. Arkadaşlar zaten bu durumu kabullenmiş. Düşüş yaşıyor dersin. Yani mesela Sabri öyle bir başladı ki yarışmaya. %25. Yükselmedi, alçalmadı. %25 devam etti. Atakan öyle değildi ama. Atakan'ın belli bir yerde yükselen performansı vardı. Hafta birincilikleri vardı. İyi gitti. Mesela 10'da 8 yaptığı bir haftayı hatırlıyorum.
Ama şimdi geldiği son 3 haftadaki durumu çok berbat. Bunu toparlaması lazım. Evet. Ama kendisinin bunu kabullenmesi lazım. Şeyi düşünüyorum. Dalaka böyle çok otoriter, çok lider biri olmasa sanki Yunan yarışmacılar çıkıp Dalaka'ya şunu der gibi geliyor bana. Ya kardeşim nereden saldın bu adamı başımıza diyecek gibi bir Spiros'ta bir hissiyat var bende. Röportajlarda çünkü bununla alakalı dökülüyor. Ama Dalaka'ya bunu söyleyemiyorlar sanki. Yani Yunan takımda çok mu rahatsız Atakan'dan? Yani herkes rahatsız. En son en yakını Dalaka, en yakını Yusuf da bu durumu dile getirdiğine göre artık bir süre sonra Survivor şartları da zor. Tamam, kendi psikolojini orada kontrol altına almaya çalışıyorsun. Bir yandan da ekstra yakın arkadaşım dediğin kişinin de psikolojisini alttan almaya çalışıyorsun. Hı hı. Yani bu artık sabredilecek bir durum olmuyor ne yazık. İşte Atakan'ın artık kendi kendini bir şekilde iyileştirmesi lazım. Hani arkadaşlarım yanımda olsun. Hep birilerinden bir şey beklemek de olmuyor. Yani kendi kendine orada bir savaş veriyorsun, işte yeterince aç oluyorsun, dokunulmazlık var, oyunlara çıkıyorsun. Arkadaşlarına bazen ilişkilerin kötü gidiyor, bazen normal dışarıdaki hayatı düşünüyorsun. Kendi içinde yaşadıkların vardır muhakkak. Tek başına kaldığın an da çok oluyor. Orada psikolojik bir savaş veriyorsun. Bir de arkadaşımın psikolojisini ben düzelteyim derken 3 ay oldu. 3 ay sonunda da bir yerden sonra patlarsın. Şimdi Atakan'da şunu görüyoruz biz. Atakan'ın psikolojisi çok iyi arkadaşlarıyla beraber ama bir yandan çok kötü olduğu zaman arkadaşları onun yanında. Sonra ertesi gün Atakan dönüyor, özür dilerim, doğru ben haksızım, çok sesimi yükselttim diyor. Tamam, birinciyi affettin, ikinci oluyor, ikinciyi de affediyorsun, üçüncü oluyor. Bir yerden sonra sen de hayır yani ben artık istemiyorum, uğraşmak istemiyorum dersin. Kendime odaklanacağım dersin. Kaldı ki Birleşme Partisi'nden sonra süre azalıyor ve birazcık daha bireysel düşünmeye başlıyorsun. Artık o saatten sonra da kimse Atakan'ı düşünmez yani, kimse kusura bakmasın. Sema, şimdi Atakan, Emre, Yusuf şeyi var, potası var ama diyelim ki Atakan kaldı. Çünkü üçü de gidebilir, kalabilir. İnanın yani kestiremediğim potalardan biri. Çok üçü içinde risk olduğunu düşünüyorum. Yusuf biraz daha avantajlı geliyor bana. Diyelim ki Atakan kaldı. Şimdi Yunan takımıyla çok iyi olmayan bir Atakan. Dalaka hariç, ki Dalaka da biraz mesafe koydu. Emre ile iyi değil. Yusuf'la iyi değil. Sude ile çok iyi değil. Atakan şu an adada yalnız kalırsa neler olur, ne değişir? Ya da bu Atakan'ı daha da aşağı çeker mi? Yani Atakan çok yalnız yapabilecek bir yarışmacı değil kesinlikle. Çünkü kesinlikle şöyle düşünüyorum. Atakan herkesin %80, %70 arkadaşlık dediği insana, yani öyle bakılan bir durumda bile bunu çok yüksek yaşayan bir yarışmacı. Atakan çok seven, sevgisini yüksek yaşayan, sinirini yüksek yaşayan, ne bileyim işte üzüntüsünü yüksek yaşayan bir yarışmacı. Şimdi biz burada insanlara diyoruz da psikolojisi iyi değil. Bunun neresi kötü olabilir? Bana mesela çok manasız geliyor. Bizim de psikolojimiz iyi değildi. Biz de çok kötü günler yaşadık. Biz de çok ağladık. Biz de kendimizi yerlere attık. Bu kötü bir şey değil. Evet, şu an Atakan'ın gerçekten psikolojisi iyi değil. Yani bunu söylediğimiz için sürekli eleştiriyoruz da değil, kusura bakmasınlar. Ve yalnız kalırsa ben daha kötü olacağını düşünüyorum. Ve inanın mesela Atakan'ın Survivor yoluna baktığım zaman neden biz diyoruz Yusuf baş edebildi, o baş edebildi, bu baş edebildi. Atakan şu an baş edemiyor. Çünkü baş edemiyor. Yani oyunda yan taraftaki birinin dans etmesiyle baş edemiyor Atakan. Ya da işte ona bağıran insanla baş edemiyor. Arkadaşıyla kavga etmeyi baş edemiyor. Hani maalesef Survivor bu ama. Hı hı. O yüzden All Star tadında değil diyoruz, anladınız mı? Hani beni iki gündür mesela yok öyledi böyledi. Öyle düşünüyorum kardeşim. Birisi performans olarak baş edebilir. Performans evet her şey değil. Psikolojik olarak baş eder. Arkadaşlarıyla baş eder. Karşı bençle baş eder. Survivor böyle bir şeydir. Ve dediğin gibi olursa eğer maalesef Atakan'ı yalnız bırakırlarsa hem Dalaka hem Yusuf. Yabancı dili de yok ya. Yabancı dil gerçekten çok zor günler geçirir. Yani bu kolay bir şey değil. Atakan da bunu kaldıracak bir yarışmacı değil. Ben bak mesela dünkü yarışmada şeyi fark ettim. Şimdi herkes orada seçmelerle alakalı bir konuşma yapıyor. Bu kavgadan sonra yaşanan oyun. Atakan hiçbir şey konuşamıyor. Yani kimse de Atakan'ın söylediğini çevireyim aman şöyle böyle değil. Birazcık daha dışlanacak ister istemez. Evet, Atakan abi. Yalnız kalacak. Bu psikolojiyi kaldırabilir mi? Onun bu onun suçu zor. Değil bir de bir kere. Bir de öyle bir şey var. Hani diyoruz ya psikolojisi iyi değil. Bu onun suçu değil. Karakteri budur. Yani kimi insan bak evinde kavga edilmeyen çocuklar başka yerde kavga gördüğü zaman nefesi kesilir. Sonra çok alakasız bir dünyaya geçiş yapar. Başka bir adamla, çok alakasız bir adamla evlenir. Başka bir dünyaya gelin gider. Ya da atıyorum başka bir ortama girer.
Der ki hayat böyle miymiş? Ya şuraya bak, burada erkekler kadınlara bağırıyor. Halbuki onun çocukluğunda erkekler kadınlara bağırmamıştır. Evet. Şimdi Atakan da belki çok huzurlu bir çocukluk geçirdi. Evinde kardeşleri, ablaları hiç böyle şeyler yaşamadı. Şu an bunu kaldıramıyor olabilir. Bu çok normal. Bu onun suçu değil. Ama maalesef Survivor böyle değil. İhsan, bir şey soracağım sana. Diyelim ki sana. Tamam. Ben de sana. Diyelim ki Atakan bu potadan çıktı. Yusuf ya da Emre gitti. Şimdi ister istemez Atakan şunu düşünür mü? Ya bu olayları yaşıyoruz ama halk beni doğru değerlendirmiş. Demek ki ben yanlış bir yolda değilim. Demek ki Yusuf'la ya da Emre'yle yaptığım tartışmada beni haklı görmüşler.